arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün minik prenseslerimiz için çok güzel bir elbise öreceğiz elbisemizde tamamı aynı tekrarlardan oluşan çalışmamızı yapacağız sadece aralıklı sıralarla eteğimizin şöyle yan tarafa doğru güzel bir biçimde açması için artışlarımızı yapacağız düzenli aralıklarla ve bütün işlem tekrarıyla bu güzel elbisemizi öreceğiz. Elbisem 1-1,5 yaş grubundaki çocuklarımız için ideal uzunlukta. Tabi daha uzun çalışmak isteyen arkadaşlarımız biraz daha artışlarımızı devam ettirerek örmeye devam edebilirler yeterli diyenler de kalabilirler. Daha büyük başlamak isteyen arkadaşlarım ise 3-4 yaş grubu için ya da daha fazla yaş grubu için başlamak isteyen arkadaşlarımız da bizim çekmiş olduğumuz zincirden 10-15 tane 16 yani çiftli sayılarda başlamaları gerekmekte. Ben 64 tane zincir çekerek başlamıştım. Daha büyük başlamak isteyen arkadaşlarımız 70 zincirle 80 zincirle başlayabilirler. Burada yapacakları tek işlem. O zincirlerin üzerine trabzanlarımız ve e, modelimizin tekli çiftli kurma sırasını yaptıktan sonra oluşan grupları sadece eşit bir şekilde dağıtmak. Buradaki dilimler haliyle fazla başladığımız için fazla olacak. Tabi büyük olduğu için de zaten fazla bölümlere buradaki dilimlerin fazlasına ihtiyacımız olacak. Ona göre e, benim burada ayarladığım gibi, böleceğim gibi o şekilde ayarlayabilirler. Biz burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilim ayırmıştık. Onları ki muhtemelen 10 dilim her bir bölüm için 10 dilim, 12 dilim olacaktır. Yani her ne olursa büyüklüğüne göre değişecektir. Bu kadar kolay. Yani kesinlikle çekinmeyin. Büyük başlamak isteyen, ya çocuğu büyükse ona göre başlangıçta aynı şekilde başlasın. Sadece zincir sayısını 75, pardon 74, işte 76 başlayabilirler. 10, 12 yani ne kadar büyüklükte örecekse ona göre ayarlama yaparak bu zincirimizi çeksinler. Zincir sonrasında ise bütün işlemlerimizi birebir aynı olarak yapsınlar. Sadece ayırma işlemindeki dilimleri eşit olarak dağıtmak şartıyla. Evet şimdi elbisemizin boyuna enine bakalım. Ne kadar olduğu şöyle gözümüzde görüyoruz ama bize en güzel sonucu nihayetinde net ölçü olan santimlerimiz vermekte santimimi şöyle en yüksek yerden tutuyorum düzeltiyorum şöyle en uç noktadan 39 santim bitmiş haliyle burada olduğunu görüyorum gövde genişliğine bakalım gövde genişliğinde hemen kol altından tutuyorum 24 santim etek genişliğinden alıyorum bir uçtan diğer uca 43 santim Elbisemizin önü de arkası da her yeri eşit bir şekilde tek düğme ile arkasından bir ilik çalışması yapacağız. Ve bu şekilde elbisemizi kullanılmaya hazır hale getireceğiz. Çok çok kolay bir model. Umarım severek ve zevkle hiç takılmadan örersiniz. Evet kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizi örmek için 3 mm tığımızı kullanıyoruz. Buradaki 5 numara sadece tuliplere has bir numaralama sistemi. Eğer tulip markaysa yine bu şekilde tığ kullanalım. Değilse 3 mm tığıyla elbisemizi çalışalım. Kar topunun Baby One ipini kullanıyorum. 100 gram ve 250 metreden oluşan anti peeling özelliğe sahip e, ipimiz. Numarası ise renk numarası K 331 numaralı renge sahip. Şimdi zincirimizi çekerek başlayalım. 64 tane zincirimi çekiyorum. Öncesinde bir tane tığıma düğümü atıyorum. Bunu zincirden saymıyorum. Ve başlıyorum. Biraz rahat çekiyorum. 2-3 sıkı olmasın. Trabzanlarımız gireceği için içerisine büzme yapar. Şöyle biraz rahat rahat çekelim ve 64 tane zincire tamamlayalım. Zincirimi tamamladım. Zincirimin ölçüsüne santim olarak bakalım. Mezurumu alıyorum. Şu şekilde bırakıp üzerine çekmiş olduğum zincirimi hiç asılmadan çekiyorum ki e, herhangi bir şekilde yanlışlık olmasın. Bakınız şu şekilde gayet rahat tuttuğumuzda 31 zincirim burada bitiyor ama ilmeğim orada 31 santim zincirimiz. Şimdi Yine 64 tane trabzanımızı öreceğiz. Buradaki e, sayı 64. Eksik olmaması için 64. Zincire şöyle elimi tutuyorum. Üzerine 1 2 3 tane zincirimi ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Elimi tuttuğum yere gelerek batıyorum. Bir defa dolamıştım. 1 2 Üç defa da çekiyorum doluyorum sıradaki trabzanın e, zincirime giriyorum 1 2 3 doluyorum her bir zincir içerisine bir defa dolayıp üçer defada trabzanımızı örüyoruz ve bu toplamda 64 trabzan olana kadar devam ediyor yani zincirimizi tamamlanmasıyla Zincirimizin üzerine trabzanlarımızı birer birer örerek geldim ve en son 64. trabzanımı ördüm. Şimdi bir sonraki sıraya geçmek için hazırız. Burada bir tane trabzanımızın üzerine tek trabzan, birisine çift, bir tek bir çift bir tek bir, tek, bir çift şeklinde öreceğiz. Önce tekle başlayacağız, çiftle bitireceğiz. Lütfen buna dikkat edelim. Burası en önemli elbisemizin püf noktası başlarken tekle başlayacağız sonra çiftliği devam edeceğiz. tek, çift tek çift tek çift şeklinde devam edecek. bitişte ise en sondaki trabzanımızı çift olarak öreceğiz ki elbisemizdeki düzeni güzel tutturalım yani modelimiz burada oluşmaya başlayacak. 3 zincir çekerek başlıyorum ikinci sırama 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bu birinci sıram. Yani birinci trabzanımın üzerindeki birinci trabzan. Hemen ikinciyi çift örüyorum. Tek çift. Başlıyorum. Giriyorum. Bir trabzanım ördüm. Aralarına iki tane zincir çekiyorum. Ve aynı yere tekrar girerek çift batıyorum. Ve böyle bir V oluşturuyorum. Bir tane tek bir çift. Şimdi tek de sıra teki örüyorum. Bir dolayıp 3 defa da çektim. Çiftteki trabzanımın üzerine ise bir trabzan, iki zincir, aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Tek çift, tek çift. Devam edelim. Bir tane sıradaki tek, sıradaki çift. Bir trabzan, 2 zincir 1 trabzan sıra sonuna kadar tek çift tek çift tek çift örelim sıranın sonunu çift olarak tamamlayalım sona geldim en sondaki trabzanımı bakın şuradaki zincirden döndüğümüz trabzanımız onu mutlaka ihmal etmiyoruz ona batıyorum ve üzerine iki tane zincirimi çekiyorum 1 ve 2 aynı yere girerek batıyorum ve çift olarak son trabzanımızı da örerek tamamlıyoruz çift olarak ördüm başlangıçta tek de başlamıştık özellikle belirtmiştik bakınız tek çift tek çift tek çift. Modelimizin ilk kurulumu olduğu için önemli. O yüzden bakın şöyle de bir kontrollerinizi yapın. Tek çiftler yan yana her ikisi de gelmesin. Fazla uzağa gitmeden kontrolümüzü de yapalım. En son çiftle tamamlayalım. Diğer sıramıza geçelim. Bir tane zincirimi çekip çeviriyorum. İçerisine giriyorum buradaki beyimin. İlmeğime kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak 1, 2, 3 yine buraya bir tane V örüyorum. V ile başladım. V ile devam ediyorum. Bir tane olan trabzanımı burası bakınız örgümüzün düz yönü olacak ve modelimiz burada kurulacak. Yani buradan elbisemizin ön yüzü olarak kabartıları bu yüzeye koyacağız. Tek olan trabzanıma tepesine batmıyorum. Tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum şu şekilde yandan girip 1 2 3 teklerin hepsini bu şekilde yandan girip kabartılı bir şekilde öreceğiz tığımı başını dolayarak tekrar buradaki çiftin içerisine giriyorum bir tane trabzanımı iki zincirimi çekiyorum yeniden aynı noktaya girerek bir tane daha trabzanım örüyorum çiftlerimi aynı içerisine örüyorum Tığımın başını doluyorum. Tek trabzanıma yine yandan giriyorum. Dışa doğru kabartıyorum elbisemizin dış yüzeyine. 1 2 3 Tekrar bir sonraki V'ye giriyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımı örüyorum. Sıradaki tek trabzanımı, bakın şuradaki teki, yandan giriyorum alıyorum. 1, 2, 3. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Son trabzanımıza kadar örerek geldim ve şöyle bıraktım. Bakın son trabzanımıza birlikte çalışalım. Teklerimizi kabarttık. Çiftlerimizi aynı şekilde içerisine batarak ördük. Bakın tekler şöyle kabartılı bir şekilde belli olmakta. En son tek olan trabzanımıza geldim. Buradaki trabzanımı örmek için şöyle yine yanından giriyorum. Dışa doğru kabartıyorum. Ve bir üst sıraya geçmek için 1, 2, 3 tane zincir çekip yine aynı işlemlerimi bu yönde de tekrar ediyorum. Yalnız burada yandan almıştık diğer tarafı önden düşürmek için. Bu kez yine bütün kabartıyı elbisemiz bitene kadar bu yöne düşürmemiz gerektiği için ardından girerek alacağız. Şimdi birlikte çalışınca daha güzel anlaşılacak. Tığımın başını doladım V'nin içerisine girdim. İki tane zincirimi çektim. Aynı yere tekrar girerek V'mi oluşturdum. Buradaki tek olan bakınız dışa kabartılıydı. Trabzanın buradan görünüşü bakın çukurun içerisinde durmakta. Şöyle çukurda kalmakta. V'lerimiz daha e, yüzeyde yani önde durmakta. Buradaki tek olan trabzanımı şu şekilde örüyorum. Örgümün arka yüzünde. Elbisemiz bitene kadar aynı şekilde arka yüzlerde bu şekilde. Tığımın başını doladıktan sonra ardından giriyorum bakın. Tığımın başını doladım. Trabzanımın ardından giriyorum. Tığımın başıyla şöyle öne doğru itiyorum. Diğer tarafından çıkıyorum. Sağdan girdim, soldan çıktım. Ve 1 2 3 bu kadar bakın yine dışa doğru kabarttım ve elbisemize o düzgün güzelliği verecek bölümü oluşturdum ve içerisine girerek bir trabzan iki zincir bir trabzanım ördüm tekrar tek olan trabzanıma geldi başını doladım tığımın sağdan girdim soldan çıktım bakın şöyle 1 2 3 dedim ve içerisine girerek bir trabzan iki zincir bir trabzanımı ördüm tekrar tığımın başını doladım tek trabzanımın sağdan girdim arkadan solundan çıktım yine arkaya çıktım 1 2 3 tığımın başını doluyorum 1 2 3 2 zincir tekrar 1 2 3 tığımın başını doluyorum sağdan girdim solundan çıktım şöyle arka taraftan çıktım bakınız 1 2 3 ve mi örüyorum bir trabzan 2 zincir bir trabzanımı tamamladım tığımın başını doladım arkadan giriyorum sağ taraftan arka soldan çıkıyorum bakın bu yüzde değil arkada ve 1 2 3 sıramı bu şekilde tamamlıyorum ve ön yüzden böyle güzel kabartılı oturacak Sıramızı örerek tamamladım ve bununla kaç sıra ördüğümüze şöyle bakalım. Birinci sıramız trabzanın olduğu sıra. İkinci, üçüncü, dördüncü sıramızı ördük. Beşinci sıramızı da aynı bu şekilde öreceğiz. Altıncı sıramızdan itibaren artışlarımıza geçeceğiz. En son bakınız. Veyimle bitirdim. Yine ön yüzdeyiz. Bir tane zincirimi çekip şu görmüş olduğum. İki zincir içerisine gelerek geçişimi yapıyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çekip aynı yere girerek bir tane B'mi örüyorum örgümün ön yüzünde olduğum için yine bir trabzanları yani bir tane olan trabzanları yanından giriyorum ve örüyorum burada yandan ön yüzde arka yüzde arkadan giriyoruz bir trabzan iki zincir bir trabzanımı da örüyorum tekrar tek trabzanımı yandan girip dışa doğru kabartıyorum tekrar V'mi örüyorum arasındaki iki zincirimle ikinci kez trabzanı da örüp tamamladım tekrar girip tek trabzanımı kabarttım sıra sonuna kadar ilerleyelim Sıramızın yine sonuna geldim. Tek trabzanım kaldı. Burada artık birleştiriyorum. Bu kısmını bebeğimizin başından rahat geçmesi için arka düğmesi olarak açık bir şekilde ördük. Buradan sonrasını bir bütün halinde örmeye başlayalım. Yeni sıramızla birlikte hep önden öreceğiz. Bu şekilde bu yandan girmeler de sizler için daha rahat olacak. Evet en son beğimi ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Yandan girip 1, 2, 3 tane trabzanımı örüyorum. Bakın bir tanesini tek birini çift bırakmamızdaki neden böyleydi modelimizin bunun için diyen yani modelimizin devamlılığını sağlayabilmek için. Tekle bitirdim. Çiftin hemen yanına geçerek bağlanıyorum ve ön yüzden artık örmelerime devam ediyorum. Kabartılı bir şekilde ördüm. Şimdi geçişimi yapıyorum şöyle. Direkt içeriye giriyorum vemin içerisine bakın şöyle vem içerisine batıyorum ipimi arkadan alıp buraya birleşiyorum bir ve tek ve çift buradan 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim aynı yere gelerek batıyorum ama öncesinde bir tane de artış yapalım önce buraya üç tane zincir çekiyorum artış yaptım bakınız Bundan sonra bir e, trabzan, iki zincir, bir trabzan örmeyeceğiz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanla elbisemiz artık omuzlardan aşağıya doğru yani boynumuzdan aşağıya doğru geldiği için vücut genişliğine göre elbisemizin artışını da burada yapıyoruz. İki tane trabzanımı ördükten sonra iki zincirimi çekiyorum. Tekrar iki tane trabzanımı buraya batıyorum. Beylerimizi artık iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak görüyorsun. Buradaki tek trabzanlarımızı elbisemiz bitene kadar hep bu şekilde yandan girip bir olarak örüyoruz. Kesinlikle burada artış yapmıyoruz. Giriyorum. Bir trabzanım ördüm. İkincisi için doladım. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 Tekrar Bakın kabartılı tek trabzanımı yandan girip kabarttım. Bir sonrakini yine bir ve iki. İki tane zincir tekrar 1 ve iki. Bu şekilde örerek devam edelim. Tek de örüyorum. Yandan girerek Artışlarımızı yaptığımız sıramızda tamamladık. Birleştirmiştik bakınız şuradan itibaren. Şimdi hep ön yüzden örmeye devam edeceğiz. Yine aynı şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örüp bir tane kabartımızı öreceğiz. Ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıramızı ördük. Şimdi 7. sıramıza başlıyoruz. 6 sıramızı şöyle görelim 7. sıramızı yine çift olarak ördüm. Geçişimi yapıyorum. Burada tek olan trabzanım vardı. Hemen tek bakın şurada bitişte. Yandan alıyorum. 1, 2, 3. Kabartılı bir şekilde ördüm. Diğer tarafa şöyle geçişimi yapıyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ortaya giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve başlıyorum 1 2 3 aynı yere batıyorum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı örüyorum bir dolayıp 3 defa da çekiyorum yandan girişimi yapıyorum tekrar 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan Sona kadar örelim. Yine sona geldim, elime alıyorum. Üçüncü defa aynı şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Burada geçişimizde kabartılı olarak trabzanı ördüm. Baştaki zincirime batıyorum, geçişimi yapmak için sadece ilmeğimi kaydırıyorum. Yandakine de batabilirsiniz. Şöyle elini sıkıysa daha sonra zincir içerisine girip bu şekilde kaydırma işlemini tamamladıktan sonra iki trabzanım, iki zincirim, iki trabzanımı da örüyorum ve robamı büyütmeye devam ediyorum. Yandan girerek bir dolayıp üç defa da trabzanlarımı örüyorum. 2 zincir, 2 trabzan. 3. defa örüyoruz. 1, 2, 3. 3 sıra 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak ördüm. Şimdi artışımı yapacağım ve bir sıra artışımızı tamamlayıp ikinci sırasında artık kolumuzu gövdemizden ayıracağız. Sadece gövde olarak örmeye başlayacağız. Şimdi... Üçüncü ikili sıramızın sonundayım. Trabzanımı kabarttım. Yine sıra başına geçişimi yapıyorum. İlmeğimi alıp içerisinden kaydırıyorum ve geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra ikinci trabzanımı örüyorum ve bir tane artışla gövde bölümüne doğru genişletme hazırlığımı yapıyorum iki tane zincirimi çektim yine buraya üç tane trabzanımı örüyorum artık üç trabzan iki zincir üç trabzan öreceğiz bu sıramızda yandan kabartmamız yine bir olarak devam edecek buraya üç tane trabzanım bir iki ve üç 2 zincir 3 tırabzan. 1 2 ve 3. 3 tırabzan, 2 zincir, 3 tırabzan, 1 olan kabartmamız aynı şekilde devam. Tırabzanlarımızın hepsini 3'er tırabzan, arada 2 zincir, yine 3 tırabzan şeklinde sona kadar örelim. Robamızı artık tamamladık. Şöyle işaretlerimi ben taktım. Nasıl taktığımı size de anlatacağım. Siz de aynı şekilde yaparak elbisemizin sadece gövde kısmını örmeye başlayacağız. Kaç sıra ördüğümüzü önce bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve ilk başlangıcımızda 9 sıramızı ördük. 9 sıramızın tamamlanmasıyla birlikte işaretlerimi taktım. İşaretlerimizi sizler de şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Burası elbisemizin arkası olduğu için tam arkasını her iki yana da eşit miktarda paylaştırıyoruz. Önce 1 2 3 4. 4 sol tarafa 1 2 3 4. 4 de sağ tarafa işaretimi takıyorum. İşaretimizin birisini eee tırabzanla olan yerden öreceğiz, diğerini ise hemen modelimize geçeceğiz ki bütünlüğümüzü bozulmayacağız. 4'er 4'er ayırdım. Sonrasında kollarımız içinde aynı sayıda ayırmamız lazım. Her iki kolumuzun karşılıklı eşit olması lazım. Sayıyoruz bakınız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane de kolumu ayırdım. Ve önümüzü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bütün bölümleri 8, 8 ayırdım. Sadece arkamızda 4 ve 4 olarak toplamda 8 olarak tamamladık. Şimdi yine 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 tane trabzan olarak işaretimizin bulunduğu yere kadar öreceğiz. Öncesinde geçişimizi birlikte yapalım yine ilmek kaydırarak geçişimizi yapıyoruz. Önce bir tane trabzanımı buradan unutmadan örüyorum ve şöyle tam araya giriyorum bakınız. Şöyle araya giriyorum, ilmeğimi kaydırıyorum. Bir sonraki araya girip ilmeğimi kaydırıyorum, ortaya geçiyorum. Ve 1 2 3 trabzanlarımı aynı şekilde yeni sıra için başlatıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı örüyorum. İşaretimin olduğu yere kadar. Yandan alıyorum. Tekrar 2 zinciri 3 tırabzan. Arkamızdan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sıramızı örerek geldim ve kenardaki işaretimin hemen yanındaki bir trabzanımı ördüm. Bir trabzanım burada ördüm. Diğer tarafa katlayarak geçtiğimde ise modelimizin bütünlüğünün bozulmaması için buradaki bir trabzan değil direkt tepesine batıyorum. Bakınız direkt tepesine batarak hiç bütünlüğümüzü bozmuyoruz. Bir tane trabzanımız sonrası yine 3 tane trabzanımızı yuva içerisine örüyoruz ve elbisemizi bu şekilde kuruyoruz. Her birinden birer tane olacak. Yani bir tane kabartmamız, bir tane modelimiz. Burada olduğu bir kabartma, bir model grubu. Bir kabartma, bir model grubu. Burada kabartmamı ördüğüm için gövde kısmının ön kısımda direkt Model kısmına geçtim. 3 trabzanımı ve arasındaki 2 zincirimi çekip yeniden 3 trabzanımı ördüm. Kabartmamı yapıyorum ve işaretimin bulunduğu yere doğru ilerliyorum. Kolumuzu birleştirdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model grubumuzu ördüm ve yanındaki tek trabzanımı da yandan girerek örüyorum ve işaretimin hemen dibindeyim kolum için ayrılan bölümü bırakıyorum. Bir tane kabartmamı ördükten sonra büküyorum. Diğer işaretimin bulunduğu yerden modelimden başlıyorum. Çünkü bir tane trabzanımı burada kabarttım. Tığımın başını doladım. Modelimin ortasına giriyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Çok kolay. İnşallah hiç zorlanmamışsınızdır. Ve severek yaparsınız. di yandan giriyorum ve arkadaki son parçamı da bakın örüyorum. Şöyle açıp bir bakalım. Bakın elbisemizin kollarını çok güzel bir şekilde ay ayırdık. Ee, her birinde 8 tane bölüm dilim kullandık. Önde 8 dilim, arkada 4 ve 4 olarak kullandık. Ee, şu ana kadar her şey çok güzel gitmekte. Şimdi gövdemizi Burada arkadan tamamladıktan sonra bu birleştirme sıramızı. Sonrasında yine aynı 3 3 devam edeceğiz ve sonrasında eteğimiz aşağı doğru açıldıkça artışlarımızı devam edeceğiz. Ama öncesinde ben şurayı örüp geleyim. Yeniden görüşelim. Gövdemizin önden görünüşü bu şekilde. Arkayı şöyle çeviriyorum. Arkasında ise sıramı tamamladım. Geçişimizi yapmak için artık hazırız. Şöyle içten de görelim. Bakınız kol altlarından birleştirme işlemini yaptım kolumuzu ve önümüzü şöyle bir daha ön yüzden görelim geçişimizi hep aynı şekilde geçmiştik yine Geçişimizi de tekrar edelim birlikte. Sonra biraz örelim. Bundan sonraki öreceğim sırayı da yine üç tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan öreceğim. Daha sonra trabzanımı 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olarak öreceğim. Ve biraz belli aralıkları ördükçe artışlarımızı yapacağız ki eteğimizin açılımı güzel olsun. Şimdi geçişimizi yapalım. Her ikisinin arasındaki tepe noktasına batarak ilmeğimi kaydırıyorum diğerine batarak ilmeğimi kaydırıyorum ve gerdirmiyorum burayı ilmeğimi kaydırdım yine 3 tane trabzanımı örüyorum üçünü ördüm iki zincirim ve tekrar 3 trabzanım bu sırayı 3 olarak öreceğim ondan sonrasında 4 trabzan öreceğiz Evet, sıralarımızı biraz örelim, görüşelim yeniden. Sizlerden ayrıldıktan sonra ben elbisemi örmeye devam ettim ve aralıklarla artışlarımızı yaptık. Şimdi nerede ne kadar artış yaptığımıza tek tek bakalım. Ee, yukarıdaki roba kısmını beraber örmüştük. Ee, kolumuzu birleştirdiğimiz yerde 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı örmüştük. Bakınız şöyle 3 trabzan olanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4... 4 sırayı 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak ördüm. Ondan sonrasında 4'ü artırdım Bakınız bir iki üç eğer artırmazsak Eteğimiz şu şekilde bir Genişlik sağlamaz hep aynı devam edecek olsa Şöyle dümdüz yelek gibi olur O yüzden mecburen artış yapmamız Gerekmekte belirli artışlar Çok sık da artış yapıp eteği çirkin Bir şekilde açmak da uygun Olmaz dümdüz devam etmekte de uygun Onun için ben size robadan Sonraki artışlarımı teker teker Sayayım sizler not ederseniz ya da Videoyu başa sararak izlerseniz Hiç yanılmadan e, eteğimizin bu şekilde güzel bir uyum içerisinde açılmasını sizler de sağlarsınız. Hatta eminim sizlerinki çok çok daha güzel olacaktır. Önden böyle gördükten sonra dörtleri saymaya başlayalım. Üçleri saymıştık ama yeniden bakın üçlere. 1 2 3 4 4 sıra 3erli trabzan ördüm 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan şeklinde sonra kolumun altından epeyce bir 3 4 parmak kadar aşağı geldikten sonra artışımı biraz açmaya başladım 4'e artırdım 1 2 3 4 4 sırada 4'ümü ördüm sonra buradan itibaren ise 5 trabzan artırdım bakın 1 2 3 4 5 şurası 4 5 sıra 5 tane trabzanımızı ise Şöyle görelim bakınız. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 sırada 5 trabzanımı ördüm. En son ördüğümü ise 6 tane trabzan olarak ördüm. Yani buradan da anlaşıldığı gibi 4 sıra 3 trabzan, 4 sıra 4'lü trabzan, 4 sıra 5'li trabzan. Eğer etek boyunuz uzunluğu yeterli olmadıysa daha büyük çocuklarımıza örer, örecekseniz yani eteği daha uzun boylu çocuğumuz da olabilir. 4 sıra 6 olabilir bu şekilde uzatabilirsiniz. Bu boy benim örgüm için, benim yaş grubu için yeterli. Şimdi uzunluğunu da birlikte ölçerek bakalım ve sizlerle birlikte bir sıra altı ördüm. Altı ile birlikte de bitişi yapacağız. En yüksek yerden mezurumu bırakıyorum. En uç yere kadar geliyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. En uç yer şu an 37 santim. Bir sıra daha örerek son sıramızı tamamlayacağım. O da benim öreceğim yaş grubu için yeterli 1-1,5 yaş grubu için 37 örgümüzle birlikte muhtemelen 39-40 santime çıkacak evet şimdi son sıramızı bakın 6'yı bir sıra ördüm şimdi bitiş sırasını örüyorum geçişi birlikte yapalım 2 4 5 örmüşüm bir defa doluyordu Evet 1 2 3 şimdi başını doluyorum buradaki bölümümü yine rahat rahat örüyorum ki asılmasın. ilk trabzanla ikinci trabzanımın bulunduğu araya şöyle geçişimi yapıyorum ve buradan sonrasında son sıramı başlatıyorum ve başlıyorum. Burada bütün trabzanlarım örerek tamamlayacağım. 1 2 3 birinci trabzanı ördüm. ikinci trabzanımı örüyorum. Bakın üzerine örüyorum son sıramızda. 3. hepsini birer birer örüyorum. Saymamıza gerek yok bir doluyorum. Bu son sıramızı trabzan olarak son sıramız ve ortaya geliyorum. 6 trabzan ördüm bakın 2 4 6. Ortaya 1 2 2 tane trabzanım örüyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Yine ortaya 2 tane trabzanım örüyorum. 1 ve 2 Sonrasında birer birer trabzanlarımı örüyorum. Yani bu sıramızda hem trabzanlarımızı örüyoruz hepsini. Ortaya ise sadece 2 tane trabzan örüyoruz. 6 altı trabzanımın 6'sını ördüm. Zincirin bir tarafında 8, bir tarafında 8 olacak. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7 ve son trabzanımı örüyorum. bakın o da burada zaten. 8. trabzanımı da ördüm. Kabartımı da ihmal etmiyorum. Tek trabzanımı bunu da örüyorum. Ve tekrar doluyorum. Birinciden başlıyorum. Ve bütün trabzanlarımızı bu şekilde örüyoruz. Son artı sıram 6 idi. Boyu kısa olan arkadaşlarım 6 olarak 4 sıraya da tamamlayabilirler. 2 sıraya da ne kadar yeterli olacaksa ona tamamlasınlar ortadaki ikiyi ördüm araya iki zincir çektim tekrar ortaya giriyorum iki tane trabzanımı örüyorum ve kalan altı tane trabzanımı örüyorum toplamda sağlı sollu 8 trabzanım oluyor şimdi tamamladıktan sonra yeniden bir göz atalım elbisemiz çok kolay yani o kadar da gerçekten çok şık durmakta her yaş grubuna dilediğiniz renklerle çeşit çeşit alıp örebilirsiniz. Bakın. 2 kabartımızdan sonra 2 4 6 8 2 zincir 2 4 6 8 şimdi kabartımı yapıyorum tek trabzanımı ve diğerlerini de aynı bu şekilde örerek başlangıç yerime kadar geliyorum sona kadar geldim en son Bakınız birleştirme işlemini de birlikte yapalım ve ipimizi buradan keselim. Tek trabzanımı ördüm. Başlangıçtaki 1 ile 2'nin arasına gelerek batıyorum. İlmeğimi kaydırıp bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. İpimizi kestikten sonra arkasında bir tane de ilik çalışması yapalım ve bir tane düğme ile e, Elbisemizi tamamlayalım. Arkadan bir tane düğme yeterli olacaktır. Hemen zincirimizi çekelim. Zincirimizde bir ilik yapalım. Bir tane düğüm atıyorum. Şuradaki bölümümüzü hatta eğer isterseniz buradaki bölümümüzü bile kullanabilirsiniz. Şöyle bakınız şuradaki ilk e, sıradaki V'miz bayağı dışarıda. Şu kısma takarak düğmemizi şuraya dikerek bunu da isterseniz kullanabilirsiniz şöyle görmenizi istiyorum burası kapalı yok ama üzeri üst üste biraz geldiği için öyle görülmesini istemiyorum derseniz şuraya girerek 1 2 3 4 5 6 kullanacağınız düğme kadar zincirimizi çekip buraya sabitleyelim kendimizi ve bir tane daha yanına girerek şöyle kaydıralım. Buraya güzelce bir sabitleme yapalım. İpimizi buradan keselim. İliğimizde rahatlıkla düğmemiz, yani düğmemiz iliğimizin içerisinden çok rahat geçecektir. Evet sevgili arkadaşlar, iliğimizi, düğmemizi tamamladıktan sonra elbisemizi kullanılmaya hazır hale getirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.